Neden öğretmenler tükenirler? Neden yorulurlar? Neden çabuk biterler? Şayet bir öğretmen herhangi bir şekilde kendini yetersiz hissediyorsa, kendini tükenmiş hissediyorsa, kendini yorgun hissediyorsa, okula giderken ayakları geri geri gidiyorsa, o zaman her şeyden önce bir kendine bakması lazım. Acaba ben neden böyle hissediyorum? Sevmiyor yaptığı işi veya seviyor ama bir şekilde çok çok yorulmuş, yıpranmış. Burada bakması lazım. Ben bu işi yapmak istiyorum ama neden ayaklarım geri geri gidiyor? Veya neden enerjim yok? Neden tükeniyorum? Neden hasta oluyorum? Kendi kendimi hasta ediyorum. Buna bakmak lazım. Psikosomatik hastalıklar dediğimiz hastalıklar, yani fiziksel bir kökeni olmadığı halde bedenin hasta olması öğretmenlerde çok sık görülüyor. Yani benim fiziken hiçbir sebebi olmadığı halde devamlı başım ağrıyor. Benim fiziken hiçbir sebebim olmadığı halde sırtımdan ağrısından uyuyamıyorum. Büyük oranda psikolojik kökenli. Peki neden ben psikolojik kökenli olarak bu sıkıntıları yaşıyorum? Bunlara bir bakması lazım. Bizim çok sık olarak gördüğümüz neler var? Mesela hayal kırıklığı altında toplayabiliriz. Bütün sebeplerin hepsi hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı nedir? Kişinin kendinden bazı beklentileri oluyor. Gerçekleşmiyor. Hayal kırıklığı yaşıyor. Kişinin okulundan, çalıştığı ortamdan, idarecisinden beklentiler oluyor. Gerçekleşmiyor, hayal kırıklığı yaşıyor. Öğrenciden belli beklentileri oluyor. Gerçekleşmiyor, hayal kırıklığı yaşıyor. Çevresinden belli beklentileri oluyor. Gerçekleşmiyor, hayal kırıklığı yaşıyor. Burada bakmak lazım. Beklentiler ne kadar gerçekçi? Hangi süreçler beni hayal kırıklığına uğratıyor? Benim beklentilerim gerçekçi ama buna rağmen ben hayal kırıklığı yaşıyorum. Beklentilerimi karşılayamıyorum. O zaman ne yapmam lazım? Hayal kırıklığı yaşamanın ötesinde. Mesela bu hayal kırıklığının en büyük sebeplerinden bir tanesi olarak çevresel etkileri görüyoruz. Bir insan çevresinde problem yaşıyorsa düzenli olarak, okul haricinde, evinde problem yaşıyorsa, eşiyle problem, çocuklarıyla problem yaşıyorsa, evinden sıkıntısı varsa, yolundan sıkıntısı varsa, bir şekilde çevresel etkilerden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorsa, o zaman ciddi anlamda bunu işine yansıtması muhtemeldir. Bu konuyu çözmek lazım. Motive de olamaz. Bu önemli bir etki. Şayet bir sıkıntı varsa benden kaynaklanan sebeplere bakacağım. Ne noktada hayal kırıklığım var? Hayal kırıklığım var mı? Bir bakacağım. Çevresel anlamda etkiler neler? Moralimi bozan neler? Ona bakacağım. İkinci olarak bireysel yetersizlikler söz konusu olabilir. Hayal kırıklığı yaşamasına sebep olarak insanın. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki karton kahramanlar üreten bir dünya burası. Herkesin her şeye yetişmek zorunda olduğu, her şeyi görmesi, takip etmesi, bilmesi beklenen bir dünya. Bir yandan maddi anlamda çok imkanınızın olması bekleniyor. Bir sürü alınması gereken, almanızın gerekli olduğu size pompalanan şeyler var. Bir yandan popüler kültür denilen acayip bir şey var. Bir yandan sosyal çevre var. Bir yandan meslek var. Böyle bir süper insan olunması bekleniyor. Kim yapabiliyor bunu? Kimse yapamıyor. Ama yapmaya çalışan da yarı yolda perişan oluyor. Ama insan yapamıyorum diye kendini kötü hissediyor. Kimse kimseye de çaktırmıyor. Her şeye yetiştiğini etrafa söylüyor ama kendi içinde kavga ediyor. Kendi içinde diyor ki bak şunu da bilmiyorsun. Herkes biliyor gibi davranıyor. Ya şunu duydum. Tabii ben onu biliyordum zaten. Şunu okudum mu? Kitabın kapağını görmüş, okudum diyor. Niçin? Çaktırmaması lazım. Yetişmesi lazım. Şu filmi gördün mü? Şu videoyu gördün mü? Şu haberi okudun mu? Şu seminere katıldın mı? Şu adamı tanıyor musun? Şunu aldın mı? Telefonunun modelini yükselttin mi? Yani o kadar farklı konuda, o kadar farklı beklentiler var ki kimse çaktırmıyor. İçten içe ben yetersizim. Bak o öyle değil diye bakıyoruz. Kıyas ediyoruz kendimizi birileriyle. Halbuki kıyas ettiğimiz kişi de kendini bizle kıyas ediyor. O bana bakıyor kendini kötü hissediyor. Ben ona bakıyorum kendimi kötü hissediyorum. Halbuki hiç kıyas etmeye gerek yok. Olduğundan fazla görünen insan diyor. Parmak uçlarına kalkmış insan gibidir. Nasıl bir insan ayak parmak uçlarına kalksa daha uzun görünebilir. Ama ne kadar orada durabilir? Ne kadar öyle durabilir? Ve ister istemez yorulur. Olduğundan az görünen insan diyor. Oturan insan gibidir diyor. Daha küçük görünür. Daha az görünür ama daha dinlenir. Ötekisi düşer, oturamaz da. Yani İmam-ı Azam'la alakalı çok güzel bir söz var ya. Diyorlar ki sen bu kadar ilmi nasıl edindin diyorlar. Diyor ki her dinlediğimi, her bildiğimi, her duyduğumu sanki ilk kez duyuyormuş gibi dinledim. Ben bunları biliyorum demiyor. Ben bunları 50 defa dinledim demiyor. Kafa atma ihtiyacı da yok. Talebeliğe talip. İlk kez dinliyor gibi dinliyor. Belki yeni bir şey de öğrenirim diye. Olduğundan az görünüyor. O yüzden hiç yorulmuyor. Asırlar geçiyor. İmam-ı Azam hala İmam-ı Azam. Yaşarken olduğundan az görünmüş. Bu bireysel yetersizlik meselesi çokça insanın yaşadığını gördüğüm bir mesele. İnsanlar kendilerini hep başkalarıyla kıyas ediyorlar ve kötü hissediyorlar. Motivasyonlarını düşünüyorlar, enerjilerini kaybediyorlar, morallerini bozuyorlar. Halbuki buna hiç gerek yok. Kıyas cehennemdir. Kimse kimseyle kendini kıyaslamasın. Allah herkese farklı yaratmış. Ben
kendimi kıyaslayacaksam kendimle kıyaslayacağım. Ben yapabileceğimi yapıyor muyum? Yapabileceğimin neresindeyim? O şuradaymış, o oradaymış değil. Ben ne yapabilirim? Ne kadar yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Bakacağım kendime. Eksim var mı? Var. Tamamlayacağım. Üzülmeye gerek yok. Bozulmaya gerek yok. Kırılmaya, darılmaya, ümidi kaybetmeye gerek yok. Eksiğim varsa tamamlarım. Gir o yola.